Herkese merhabalar. Uzaktan eğitime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler, bugün arke ve protista alemleri konumuz olacak. Tam tamına iki tane önemli alemden bugün bahsetmiş olacağız gençler. Hemen öncelikli olarak ödevlerinizi vereyim. Konumuza öyle başlayayım. Canlıların sınıflandırılması ünitesine geçmiştik. Aslında canlılar dünyasından bahsediyorduk. Canlıların sınıflandırılmasına kullanılan ölçütlerden, filogenetik sınıflandırmadan, ampirik sınıflandırmadan bahsetmiştik. Türkiye Cumhuriyeti A takımı, sert şut, atar, alem, şube, sınıf, takım, aile, cins, tür, basamaklardan da bahsetmiştik. Bu basamaklarda yer alan canlıların birbirleriyle akrabalık derecesini, tabii ki hiyerarşisini iyi bilmek lazımdı. Sonra canlıları alem düzeyinde 6 tane aleme ayırmıştık. Prokaryot hücre yapısına sahip olan bakteri ve arkeler alemimiz vardı. Bir de ökaryot hücre tipine sahip olan protistler, bitkiler, mantarlar, hayvanlar alemi dediğimiz alemlerimiz söz konusuydu gençler. Bakteriler alemi uzun bir alem olduğu için kendi içerisinde bölerek bir önceki dersimizde anlatmıştık. Bugünkü dersimizde de ekstrem koşullarda yaşama özelliğine sahip arkelerden bahsedeceğiz. Yani sayfa 170 ile 171'i sıfırdan da çözüyorsunuz gençler. Arke türleri fen lisesi arkadaşlarınız için çok sık sorularda karşılarına çıkıyor. Fen lisesi biraz daha detaylı olarak arke türlerini bilmesi gerekiyor. O yüzden 0'dan 9'amızda FL'ler içinde ekstra sorularımız var. Protist aleminde de aynı durum hemen hemen söz konusu. Protist aleminde de fen lisesinde çok detaylı kısımları var. Onlar için de ekstradan sayfalar var gençler. Fen lisesinde okuyan öğrenciler o FL sayfalarına özellikle dikkat etsinler. Hemen soru bankamızdan da hangi sayfalardan sorumlu olduğumuzu hızlı bir şekilde göstereyim gençler. Arkeler ve protista alemi bugünkü dersimizin konusu. Yani sayfa 128 ile 129 bugünkü dersimizin konusu olacak. Hatta 130 ile 131'i de çözmüş olmanız gerekiyor diyeyim gençler, ders bittiği zaman. Hızlıca tabii ki başlayalım. Bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Şimdi bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Arkeler alemi dersimizin konusu demiştim. Arkeler aleminde bulunan canlıları, bu canlıların özelliklerini anlatacağız. Arkeler aleminde bulunan canlıların biyolojik önemi nedir? Ekonomik önemi nedir? Bunlardan da bahsedeceğiz. Daha sonra protist aleminde bulunan canlıları anlatacağız. Bu canlıların da özelliklerinden bahsedeceğiz. Yine biyolojik ve ekonomik önemi de bugünkü dersimizin konusu olacak diyeyim. Gençler, ve hızlıca arkeler alemiyle başlayalım. Ama öncelikli olarak her derste yazdığımı biliyorum ama ileride niye bu kadar çok yazdığımı anlayacaksınız. Canlıları hücresel yapı bakımından kaça ayırıyorduk gençler? Prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayırıyorduk. Prokaryot hücre yapısına sahip olan canlılarımız iki tane alemdi. Bunlardan birincisi bakteriler alemi dediğimiz alemdi. İkincisi de arkeler alemi dediğimiz alemdi. Bu alemde yer alan canlılar da yine prokaryot hücre yapısına sahipti. Ökaryot hücre yapısına sahip canlılara da baktığımız zaman bugünkü dersimizde de öğreneceğimiz protist aleminde bulunan canlılar ökaryottur. Arkasından kimler gelecek? Bitkiler gelecek. Bitkiler alemindeki canlılar da ökaryot. Daha sonra mantarlar alemi dediğimiz bir alem. En sonda bizim de içerisinde bulunduğumuz en gelişmiş alem olan hayvanlar alemi dediğimiz bir alem var. Şimdi arkeler prokaryot hücre yapısına sahip olduğuna göre prokaryotlarda söylediğimiz her cümle arkeler için de geçerli olacak. Arkeler prokaryot hücre yapısına sahipse çekirdekleri yok. DNA'ları sitoplazmalarında serbest halde bulunacak. Aynı zamanda bunlar tek hücreli canlılardır. Yani nasıl ki bakteriler aleminde hiç çok hücreli bakteri türü yoktu. Bakterilerin tamamı tek hücreliydi. Arkelerin de tamamı tek hücrelidir gençler. Mesela protist aleminde tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var. Bitkiler alemine baktığımız zaman hiç tek hücreli bitki tanıdığımız yok. Tamamı çok hücreli. Mantarlar aleminde tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var. Hayvanlar alemindeki canlıların da yine tamamı çok hücreli.
Bakterilere benzerlikleri var. Yıllar içerisinde bakterilerden farklılıklarının da olduğu ortaya çıktı. Çok eski zamanlarda biz bunları bakterilerin altında gruplandırıyorduk. Ama bilimsel çalışmalar yapıldı. Bakterilerden farklı özelliklerinin olduğu anlaşıldı. Arkeler bakterilerin bir alt grubu değil, farklı bir gruptur denildi ve arkeler içinde yeni bir alem açıldı. Canlıların sınıflandırılmasını en başta anlatırken demiştim ya, sınıflandırma çok dinamik bir bilim dalıdır. Dünya üzerinde tanımladığımız milyonlarca canlı var. Tanımlamayı başaramadığımız milyonlarca canlının da olduğunu düşünüyoruz. Her yıl hiç keşfedilmemiş, adı sanı duyulmamış 100 bin yeni canlı türü keşfediliyor. O yüzden de canlılar keşfedildikçe, yeni özellikler ortaya çıktıkça, teknolojide ilerlemeler meydana geldikçe, sınıflandırma biliminde de değişimler meydana gelebiliyor. Mesela işte arkeleri bakterilerin altında gruplandırıyorlardı ya. Daha sonra teknoloji gelişti, bu elektron mikroskopları gelişti, DNA'larını incelediler. Dediler bakterilerin DNA'sında protein yok, arkelerinkinde protein var. Tamam, ikisinin de çekirdeği yok ama DNA'larına baktığımız zaman arkelerin DNA'sı bir kılıfla sarılı, daha böyle bir kompleks yapıya sahip. Başka başka birkaç tane şey daha buldular. O zaman bunu bakterilerin altında değil de başka bir alemde gruplandırmamız lazım dediler gençler. Daha sonraki yıllarda dediğimiz gibi bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte arkelerin hücresel yapısı, yaşama ortamı, metabolik ve filogenetik özellikleri bakımından bakterilerden farklı olduğu anlaşılmış ve bunlar ayrı bir alem olarak sınıflandırılmıştır. Mesela bakterilerin biliyorsunuz ki hücre duvarı olduğunu söylüyorduk gençler. Bakterilerin hücre duvarı ne yapılıydı? Peptidoglikan yapılıydı. Olanlarda peptidoglikan vardır diyorduk. Arkelerin hücre duvarı ise bakterilerle birebir aynı değil. Yalancı peptidoglikan diyeceğimiz veya pseudo peptidoglikan diyeceğimiz bir yapıya sahip gençler. Arkelerin hücre duvarı. Arkelerin DNA'ları da bakteriler gibi halkasal. Yani nasıl demiştim? Çift zincirli, iki ucu birbiriyle birleşik. Mesela bizimki de çift zincirli ama iki ucu birbirinden ayrı yapıya sahipti. Arkeler ve bakterilerde ise halkasal bir DNA var. İki ucu da birbirine birleşik. Ama arkelerin kalıtım materyallerinin yapısında aynı bizimkinde olduğu gibi etrafını saran histon proteini adını verdiğimiz bir protein var. Bak bizimkinde de histon proteini var. Şimdi halkasal DNA'ya sahip olmak bakımından bakteriye benziyor. DNA'sının etrafında histon proteini bulundurmak bakımından ökaryota, yani bana benziyor. Ne tam bakteri gibi ne tam hayvan DNA'sı gibi. O zaman biz bunu bakterinin altında gruplandırmayalım. Biz bunu ayrı bir grup açalım demişler histon proteini bulunduğu için. Bakterilerin hücre zarında ester bağı varken arkelerde ester bağı dediğimiz bağ söz konusu yok değil. Ayrıca bakteri ve ökaryotlarda lipidler düz iken arkelerde daha bir dallanmış yapıya sahip oluyor. Burada bulunan lipidler. Sonra biliyorsunuz bakteri ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip ama ikisinde de, daha doğrusu tüm canlılarda da ribozom organeli var. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte arkelerin ribozomlarını da incelemeye başlıyorlar. Bakterilerden farklı bir ribozom yapısına sahip, antibiyotiklerden etkilenmiyorlar. Antibiyotik bakteri öldürücü ilaçtır. Bakıyorlar bakterilere antibiyotik verildiği zaman bakterilerin öldüğünü görüyorlar. Ama arkelere antibiyotik verildiği zaman arkeler ölmüyor. Arkeler yaşamaya devam ediyor. Ha şöyle bir durum da söz konusu. Bakterilerin hastalık yapan türleri var. Hastalık yapanlarını yok etmek için tabii ki günümüzde antibiyotikler kullanılıyor. Ama günümüzde hastalık yapan bir arke türü keşfedilmiş durumda değil gençler. Bazı arkeler bazı bakteriler gibi fotosentez yapabiliyor. Ama arkelerin şöyle ekstrem bir durumu var. Fotosentez yapabilenlerinin yapısında klorofil pigmenti dediğimiz pigment bulunmuyor. Günümüzde arkelerin hastalık yapıcı bir türü de keşfedilmiş durumda değil. O yüzden ay antibiyotikler niye bunları öldürmüyor diye üzülmüyoruz. Çünkü hastalık yapanları yok.
Devamlı karşımıza arke deyince çıkacak olan kelime ekstrem kelimesidir gençler. Ekstrem ne demek? Ekstrem sporlar yapıyorum, bungee jumping yapıyorum, yok oradan atlıyorum, buradan kaçıyorum, şuradan koşuyorum. Uç demek. Uç şartlardaki sporları yapıyorum. Kimsenin yapamayacağı sporları yapıyorum demektir. Arkeler ekstrem şartlarda yaşayan canlılar. Normal şartlarda o ortama baktığımız zaman ya burası çok sıcak, burada canlı yaşamaz. Burası çok asidik, burada canlı yaşamaz. Burası çok bazik, burada canlı yaşamaz diyorduk. Ama baktık ki o ortamlarda yaşayabilen canlılar var ki arkeler bu ortamlarda yaşıyorlar gençler. Arkeler diğer canlıların yaşayamadığı uç koşullarda yaşayabilen ve bu koşullarda yaşamasına olanak sağlayan yapısal ve moleküler özelliklere sahip canlılardır tabii ki. Metan üretebilen arkeler var. Metan gazı üreten arkeler zorunlu anaerobik. Aerobik ne demekti? Oksijenli, anaerobik oksijensiz solunum yapan canlılardı. Özellikle metan gazı üretenlerle ilgili sorular karşımıza çıkacak. Bu arkeler karbondioksit ve hidrojeni birleştirerek metan gazı oluşturabiliyorlar. Metan gazı da geleceğin enerji kaynağı olarak görülüyor. Biyogaz, çevreye dost denilen enerji kaynağı bu. Çok kaba taslak anlatıyorum. Mesela gidiyorlar çöpleri, hayvanların atıklarını alıyorlar, bir çukur kazıyorlar. Çukurun üstünü de naylonla kapatıyorlar. Şimdi metanojenik arkeler yani metan üreten arkeler oksijensiz ortam seviyormuş ya. Bu çöplerin, gübrelerin bulunduğu ortamda bu arkeler çoğalmaya başlıyor. Çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Metan gazı oluşturmaya başlıyorlar. Metan gazı da yakıcı ve yanıcı bir gaz. Bunu evine döşüyorlar, ocağı yakabiliyorlar. Ne yaptın? Atığından kurtularak ısınma elde etmiş oldun. Ne bileyim enerji ihtiyacını elde etmiş oldun. Metan gazı yandığı zaman da diğer gazlar gibi, doğal gaz gibi, kömür gibi doğaya fazla miktarda zarar vermiyor. Atığımdan kurtuldum, ihtiyacımı karşıladım, az zarar verdim. Haliyle geleceğin enerji kaynağı olarak düşünülünüyor gençler. Bunun haricinde şuradan da aklınızda kalsın. İşte mağaranın dibine indiler, kuyunun dibine indiler, bir daha geri gelemediler. Metan zehirlenmesi yaşandı. Ne oluyor? Şimdi biz oksijensiz ortama kadar ilerliyorlar. Kuyunun dibinde, mağaranın dibinde. Orada metan gazı denilen gaz var. Bu metan gazı birikiyor. Birikince de kişi de uyuşukluk hali, uyku hali meydana geliyor. Kişi geriye dönemiyor diyeyim gençler. Bu arkeler çiftliklerdeki hayvan gübrelerinde, çöplüklerde, bataklıklarda, otçul hayvanların sindirim sisteminde, kirlenmiş sularda ve okyanusların dip kısımlarında yaşarlar. En çok soru dediğim gibi metanojenik arkeler üzerinden gelecektir. Siz hatırlamazsınız gençler bizim böyle çocukluk dönemimizde haberleri falan seyrettiğimiz zaman İstanbul Halkalı'da çok büyük bir çöplük vardı o zamanlar. Halkalı çöplüğünde patlama oldu. İşte şu saatte patlama oldu falan filan diye çok haber çıkardı. Halkalı çöplüğünde aslında sürekli patlama olmasının sebebi metan gazı birikmesi. Çöpü oraya döküyorlar, döküyorlar, döküyorlar. Çöpler bir yerde sıkışıyor. Sıkışan yer oksijensiz kalıyor. Arkeler orada çoğalıyor. Metan gazı oluşuyor. Metan gazını evde ocağa yakıyorsun. Kaloriferin ısınmasını sağlıyorsun ya. Aynı zamanda da tabii ki yanıcı ve patlayıcı bir gaz. Bazı arkelerin yapısındaki pigmentler ışığı soğurabiliyor. Hidrojen iyonlarını hücre dışına pompalayabiliyor. Kolonilerin mor kırmızı renk almasını sağlıyor. Arkeler tuz oranının %25 civarında olduğu büyük tuz göllerinde, Kızıldeniz gibi yerlerde rahatlıkla tabii ki yaşayabiliyorlar. Bazı arke türleri var ki ya bu sıcaklıkta da canlı yaşamaz dediğimiz sıcaklıkta yaşayabiliyorlar. Volkan ağzı gibi jeotermal suların o en geniş kısımları gibi alanlarda yaşayabilen arke türleri var. Bu arkeler enerjilerini sıcak su kaynaklarındaki kükürde oksitleyerek elde ediyorlar. Yani kemosentez yapıyorlar. Sıcağı seven bazı arke türlerinin düşünebiliyor musun? 105 santigrat dereceye varan yanardağ bacalarının etrafındaki termal çukurlarda yaşayabildiği görülmüş. Yani 105 santigrat derecede diyoruz ki ya enzimler bu sıcaklıkta bozulur, canlılar yaşayamaz. Bir de bakıyoruz ki yaşayabilen canlılar var.
Bazı arkeler suyun donma noktasındaki ekosistem koşullarında yaşayabiliyor. Yani çok soğuk ortamlarda bile yaşamsal faaliyetlerini gösterebiliyor. Ya da çok kuvvetli asidik, çok kuvvetli bazik ortamlarda yaşayabilen arke türleri var. Mesela Tuz Gölü, Lut Gölü gibi aşırı tuz oranına sahip alanlara canlılar düştüğü zaman suyunu kaybedecek, buralarda yaşayamayacak diyoruz. Ama buralarda da yaşayabilen canlıların olduğu günümüzde keşfedilmiş durumda. Arkelerin biyolojik ve ekonomik öneminden de biraz bahsedelim. Arkeler doğadaki azot ve karbon döngüsünde görev yapan ekolojik bakımından tabii ki çok değerli canlılar. Arkelerden metallerin zehirleyici etkilerinin yok edilmesinde, kalitesi düşük olan metallerin zenginleştirilmesinde, saflaştırılmasında, sanayi ve evsel atık suların arıtılmasında tabii ki yararlanılabiliniyor. Aynı zamanda arkeleri çöplerin ayrıştırılmasında, çöplerden metan gazı, biyogaz dediğimiz gazın üretiminin sağlanmasında, gübre, biyoyakıt gibi ürünlerin elde edilmesinde ve biyoteknolojide tabii ki kullanılıyor. Gelelim diğer bir alemimiz olan protista alemine. Artık protista alemindeyiz. Artık hücresel yapımız ne olacak gençler? Ökaryot hücre yapısına sahip olacak. Ama unutmuyorsun, bu alem içerisinde tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var. Amip, öglena, paramecium gibi tek hücreli canlılarımız var. Alpler gibi çok hücreli canlılar da yine bu gruba örnek olacak. Genellikle ne yapacaklar? Sularda yaşayacaklar. Nemli bölgelerde de bunlar yaşamlarını sürdürecekler. Protistler ototrof, heterotrof ya da hem ototrof hem heterotrof olarak beslenebilen çok sayıda canlı türü içerecek. Özellikle hoca bilmenizi kimleri isteyecek? Bir kere amip dediğimiz belli başlı bir şekli olmayan protistimiz var. Bunun haricinde öglena dediğimiz tek hücreli bir protistimiz var. Aynı zamanda paramecium dediğimiz tek hücreli bir parazit türümüz de var. Sıtma hastalığına sebep olan Plasmodium malaria dediğimiz bir canlıdan bahsedeceğiz. Alpler dediğimiz ekosistemlerde, deniz ve okyanuslarda fotosentez yapan canlılarımız olacak ki çok önemli canlılar. Bu canlılar da yine protista alemine dahil olacak. Bir de cıvık mantarlar dediğimiz ayrıştırıcı protistlerimiz olacak. Cıvık mantarlar mantar değil, protisttir diyeyim gençler. Öglena, Trypanosoma, amip dediğimiz canlılardan bahsettik. Biraz da şunlardan bahsedelim. Avlanarak beslenen türlerin yanı sıra ayrıştırıcı olan protistlerimiz var. Parazit olanlar da var. Mesela sıtma hastalığına sebep olan o Plasmodium malaria dediğimiz tek hücreli parazittir. Benim vücuduma girerek sıtma hastalığına sebep oluyor. Üretici olanlar taşıdıkları kloroplast sayesinde atmosferde ve denizlerde bulunan oksijenin büyük bir kısmını üretiyorlar. Yani kahverengi alg, altın sarısı alg, kırmızı alg gibi alg çeşitlerimiz var. Alglerin yaptığı fotosentez de hiç yadsınamayacak derecede bir fotosentezdir. Tabiri caizse söylüyorum. Derler ki dünyadaki tüm bitkiler yok olsa alplerin yaptığı fotosentez oksijen ve karbondioksit döngüsü için yeterlidir. Tabii ki bunu bilemeyiz gençler ama buradan şu sonuca varabiliriz. Deniz ve okyanuslarda bulunan alpler oksijen ve karbondioksit döngüsüne çok büyük katkıda bulunuyorlar diyeyim. Protistlerimize baktığımız zaman sahip oldukları sil, kamçı, yalancı ayak gibi uzantılarla aktif olarak yer değiştirebiliyorlar. Tatlı sularda yaşayan türlerinde de kontraktil koful dediğimiz bir koful bulunacak. Bu kimden bahsediyoruz? Amip, öglena, paramecium gibi canlılardan bahsetmiş oluyoruz gençler. Bunlarda da fazla su dışarıya doğru atılmış olacak. Ben size en sonunda da bir özet yapacağım. Bazılarında birden fazla çekirdek bulunabiliyor. Eşeyli ve eşeysiz. Ayrıca hem eşeyli hem eşeysiz çoğalabilen türlerini de yine protist aleminde görebiliyoruz. Besinlerini dış ortamdan alabilenler var. Bunlar tabii ki hücre içi sindirim yapacaklar. Alplerin birçok formunda da iş bölümüne dayalı
koloni oluşturma durumu söz konusu olacaktır. Şimdi protista dediğimiz zaman şekilleri zaten siz gördünüz. Ben çıkabilecekler üstünden ve gruplandırmalar üstünden bir gideyim. Şimdi protista aleminde bazıları tek hücreliymiş, bazıları çok hücreliymiş. Öncelikli olarak en çok karşımıza çıkacak amipten bir bahsedeyim. Amip dediğimiz zaman belli başlı bir şekli olmayan, yalancı ayakları sayesinde hareket eden tek hücreli bir canlıdan bahsediyoruz. Bazı türleri tabii ki parazit olabiliyor. Amipten sonra öglena dediğimiz çok fazla sorularda karşımıza çıkacak olan kamçısıyla hareket eden tek hücreli bir canlımız var. Amip neydi? Besinle dışarıdan hazır olarak alıyordu. Heterotrof beslenme özelliğine sahipti. Öglena ise kloroplastları var, fotosentez yapabiliyor. Yani ototrof ama aynı zamanda besinle dışarıdan hazır olarak da alabiliyor. Yani hem ototrof hem heterotrof. Doğada böyle iki canlı var. Biri öglena, biri böcekçil bitki. Yani sorularda çok karşıma çıkacak. Bir de paramecium dediğimiz terlikse hayvan olarak da geçen silleriyle hareket eden tek hücreli canlımız var. Paramecium da tabii ki besinle dışarıdan hazır olarak alan bir canlı, yani heterotrof. Paramecium'un da iki tane çekirdeği var. Bir tanesi böyle gen aktarımı dediğimiz konjugasyon olayında görev yapmış olacak. Amip, öglena, paramecium bunlar tatlı suda yaşayan, tek hücreli canlılar. Tatlı suda yaşayan tek hücreli canlılar oldukları için bunlar da kontraktil koful adını verdiğimiz koful var. Kontraktil koful ne işe yarıyordu? Hücre içine giren fazla suyun dışarıya doğru atılmasını kontraktil koful dediğimiz koful sağlıyordu. Sonra başka kim karşımıza çıkar? Hastalık yapanlar karşımıza çıkar. Bunlardan birincisi plazmodium malaria dediğimiz tek hücreli canlı çeşidiydi. Bir kere sıtma hastalığına sebep oluyordu. Hangi sineğin vücudunda bulunuyordu? Bunun bulunduğu sıtma hastalığına sebep olan anofel cinsi sinekte taşınıyordu. Sonra tripanosoma dediğimiz bir tane parazit türümüz var. Bu da uyku hastalığı denilen bir hastalığa sebep oluyor. İç organlar yavaş yavaş uyuyor. Çeçe sineği denilen bir sinekle insan vücuduna geçiş yapıyor. Sonra altlerden bahsettik. Altlerin de tek hücreli olanları var, çok hücreli olanları var. İnşaatlarda, diş macunu yapımında, puding yapımında, işte ketçap mayonez yapımında günümüzde kullanılabiliyorlar. Cıvık mantarlar da dediğim gibi mantar değil, amipse hareket ediyorlar. Mantarların hücre duvarı olur, bunların hücre duvarı yok. Ayrıştırıcı canlılardır. En çok sorularda karşımıza çıkacak olanlar da dediğim gibi bunlardır gençler. Protistlerin biyolojik ve ekonomik öneminden de biraz bahsedeyim. Denizlerde ve tatlı sularda yaşayan bazı protistlerin hücre duvarında silisyum bulunacak. Protistler öldükten sonra zemine çökerek organik tortul kayaçları meydana getirecek. Bu tortul diş macunlarına parlatıcı olarak katılacak ve binalarda yalıtım malzemesi olarak da kullanılabilecek. Alpler protein, vitamin ve mineral içeriği yönünden zengin olmaları nedeniyle günümüzde besin olarak tüketiliyor. Türkiye'de pek tüketmek istemiyoruz. Ay, alp mi yiyeceğiz diyoruz ama yurt dışında çok fazla derecede alpler besin olarak tabii ki tüketiliyor. Endüstriyel, evsel ve canlı atıkların temizlenmesinde, antibiyotik üretiminde, kozmetik ve tıbbi ürünlerin yapımında, plastik ve boya üretiminde, gıda ve tekstil endüstrisinde de dediğimiz gibi protistler kullanılıyor. O kadar çok şey söyledik ki nerede kullanılmıyorlar? Her yerde bunlar kullanılıyorlar diyeyim gençler. Alpler fotosentez yapabildiğinden deniz ve okyanuslarda yaşayan diğer canlıların besin ve oksijen kaynağı tabii ki olacaklar. Ayrıştırıcı protistler organik atıkları inorganik bileşenlerine ayrıştırdığı için madde döngüsünde de oldukça etkili olacaklar. Sporla çoğalabilen bazı protistler birçok omurgalı ve omurgasız hayvanda parazit olarak yaşayabilecek. Örneğin mesela çeçe sineği tarafından bulaştırılan uyku hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Tatarcık sineğinden bulaştırılan şark çıbanı dediğimiz hastalık var. Anofel sineği
tarafından bulaştırılan sıtma hastalığı dediğimiz hastalık var. Bunlar sporla çoğalan protistlerdir. Bunlar böyle masum hastalık ismi gibi görünse de öldürücü hastalıklardır diyeyim gençler. Buradan da sorularımıza, birkaç tane sorumuza bakalım. Prokaryot bir canlıda yukarıda verilenlerden hangilerinin bulunması o canlının arkeler alemine ait olduğunu gösterir. Antibiyotiklerden etkilenmeyen enzim sistemi varsa arkeler alemine aittir. Çünkü bakteriler etkileniyordu. Pseudopeptidoglikan, yani yalancı peptidoglikanlı hücre duvarına sahipse tabii ki bu canlı arkeler alemine dahildir. Histon proteinleri sarılı DNA'sı varsa yine bu canlının arke olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bakterilerde histon proteinine sarılı DNA molekülü yoktu diyeyim gençler. Ama prokaryot bir canlının tabii ki bakteri olmadığını anlamış oluyoruz. Onu da not alayım. Bakteri olmadığını. Yoksa histon proteini bende de var. Soruyu oradan karıştırmayın. Gelelim diğer bir sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri protist aleminde yer alan fotoototrof canlılardır? Canlılardandır. Yani fotosentez yaparak kendi besinini kendi üretir demek istiyor. Şimdi cıvık mantarlara baktığımız zaman bu canlıların ayrıştırıcı canlılar olduğunu söylemiştik gençler. Ayrıştırıcılar organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürüyorlardı. Yani ayrıştırıcılar gayet heterotrof beslenme özelliğine sahip canlılardır. Fotosentez yapmaz, fotoototrof değiller. Siyanobakterilere baktığımız zaman ise bunların fotosentez yaptığını tabii ki biliyoruz. Alpler fotosentez yapan canlılara örnektir. Öglena'da fotosentez yapan canlılara örnektir. Ama düşmüyoruz. Protista aleminde yer alan diyor. Cıvık mantarlar protista aleminde ama fotoototrof değil. Siyanobakteriler fotosentez yapıyor ama protista aleminde değil, bakteriler aleminde. Alpler ve Öglena ise protista aleminde yer alan fotoototrof canlılara tabii ki örnek olacak. O yüzden de cevabımız ne oldu gençler? 3 ve 4 şeklinde oldu. Buradan da hemen dersimizin sonuna geliyoruz. Bugünkü dersimizde arkeler ve protistler konumuzdu. Arke deyince ilk aklınıza gelen kelimenin ekstrem olduğunu unutmayın. Ekstrem şartlarda yaşayan canlılar, çok sıcak, çok soğuk, çok asidik, çok bazik ortamlarda yaşayabiliyorlar. Buradan şöyle bir sonuca da varmayın. Arkeler sadece ekstrem koşulların olduğu ortamlarda yaşar, diğer ortamlarda yaşamaz diye bir şey söylemiyoruz. Bunlar ekstradan bu ortamlarda da yaşayabiliyorlar. Protist aleminde yer alan canlıların artık ökaryot olduğunu söyledik. Bakın şu soruyu çok yazıyorum ben. Protist aleminde bazı canlılar üretici, bazı canlılar tüketicidir. Bazıları tek hücreli, bazı canlıları çok hücrelidir. Bazıları eşeyli üreme yapar, bazıları eşeysiz üreme yapar. Bazıları ototrof beslenir, bazıları heterotrof beslenir. Bazıları hem ototrof hem heterotrof beslenir. Bazen de şıklara koyuyorum. Bazıları prokaryot, bazıları ökaryottur. Protist alemine geldiysek artık tamamının ökaryot olduğunu bilmemiz gerekiyor. Arkelerin ve protistlerin biyolojik önemi, ekonomik önemi de yine bizim bugünkü dersimizin konusu oldu gençler. Hemen ödüllü soruya geçiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.